28 aydır bizim yıkılmış olan evlerimizden %3'ü henüz inşaatına başlanmadı. 28 aydır bugün olacak, yarın olacak, emsal verilecek, mahkemeden karar çıkarılacak, enflasyon azalacak, müteahhiti bekleyelim diye 28 aydır kiralarda sürünüyoruz. Elazığ'da 6,5 şiddetinde bir deprem, 41 can öldü. Hükümet Elazığ'ı 10 ile ilave olarak 11. il olarak afet bölgesi ilan etti. İzmir'de 6,9 şiddetinde deprem oldu. 117 kişi öldü. 28 aydır afet bölgesi ilan edilmeyi bekliyoruz. Talebimiz şu: hükümet ağır hasarlılara ya da evi yıkılmış olanlara ev yapıyor. Rezerv alanda yahut da proje alanında, kendi alanında. Bizim için kriter şudur: bu evde oturulur mu, oturulmaz mı? Hükümet diyor ki ya da yasalar diyor ki orta veya az hasarlılara evinizin duvarını sıvayın, boyanızı, badanınızı yapın, geçin, oturun. Biz de bu kişilere ya da bu yasayı yapanlara, ya yetkililere şunu söylüyoruz: siz bize geçin oturun dediğiniz orta hasarlı veya az hasarlı evlere geçip bir hafta oturmayı kabul edin, test edelim. Biz ömür boyu o evlerde, sizin bir hafta kaldığınız evlerde ömür boyu kalmaya razıyız. Evimizin yarı parasını müteahhitle anlaşaraktan verdik. 2,5 yıldır binamız yapılacak diye beklerken hala da bu emsal artışından dolayı mağdur durumuna sokulduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, 11 ildeki binaları bir yıl içerisinde yapacağız derken 2,5 yıldır bizim binalarımızın yapılması için ne yaptı ki bize? Bizi böyle mağdur durumuna soktu. Cumhurbaşkanımızın ilgilenmesini, 2,5 yıldır mağdur olan halkı da bir zahmet evlendirmesine, evlerimizi yapılması için gerekenin yapılmasını rica ederim yani. 28 aydır burada mahvolduk, perişan olduk. Gitmediğimiz, çalmadığımız kapı kalmadı. Yaklaşık 6 aydır Halkbank'tan kredi almak için mücadele ediyoruz. Onaylandı, onaylanacak diyorlar fakat onaylanan bir kredi yok, kredi alamıyoruz. Çoğumuz depremzedeyiz, emekliyiz. Hiçbirimizin fazla gücü yok. Kredilerimiz onaylandı ama verilmiyor, serbest bırakılmıyor. 10.070 lira kredi ödeyeceğiz 10 yıl boyunca. Çoluğumuz çocuğumuz bize destek oluyorlar. Hepimiz darma duman olduk. Fakat kredilerimizi alamıyoruz. Temelimizi attık, kooperatifiz. Temelimizi attık fakat evimizi yükseltemiyoruz. Elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmadı. 28 aydır çok mağdur olduk. İzmir'de bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yeri. Lütfen İzmirli depremzedelere de sahip çıkılsın. 28 aydan beri buradaki insanlar perperişan oldu. Lütfen sesimizi duysunlar. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. 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 Tamam